Selamünaleyküm arkadaşlar. 6 Kasım 2022 akşamı sizlerle bir aradayız. Evet, derse başlamadan önce şöyle yakın zamanda çıkan Hatıralarda Arapça kitabımı tanıtmak isterim. Evet, yaklaşık bir hafta önce, 2 senedir Yakup Uçar adlı manevi öğrencimle birlikte ortaya koyduğumuz bu kitabımız Muharrip Yayın Evi'nde piyasaya girdi. Bu kitap da arkadaşlar 1400 senelik Arapça tarihinden yaşantıları, yaşanmışlıkları, tecrübeleri bugünümüze aktarmaya çalışıyoruz. Yani sizi mazide bir yolculuktan geleceğinizi şekillendirmek için bu anıları sizin istifadenize sunuyoruz. Yani birçok Arapça öğrencisi dört duvar arasında sadece kitap hoca bağlamında derslerini görürken bu dilin geçmişiyle ilgili çok ciddi bir kanaate sahip değildir. Bizler de oturup 222 tane anıyı Yakup Uçar arkadaşımızla, öğrencimizle beraber derledik. Mazide yolculuk yapıp gelecekte de Arapça adına bir hafta sonra, bir ay sonra, bir sene sonra, 10 sene sonra ne yapacağım? Sorunları nasıl aşacağım? Arapçadan nasıl keyif alacağım? Bu yolda karşıma neler gelir? Soruların cevap aramak istiyorsanız bu kitabı temin ediniz. Tabii ki bendeniz uzun bir süreden beri YouTube'da faaliyet yapıyorum. Zaman zaman dersler veriyorum. Zaman zaman eğlenceli yayınlar yapmaya çalışıyorum. O zamandan beri herhangi bir ücret de almıyorum. Yani şartları taşımama rağmen herhangi bir YouTube'la bir iletişime geçmedim. Ama şu da var ki sizlerin faydasına arzu ettiğimiz bu çalışmanın, yani Arapça öğrencisinin bakış açısının darlıktan genişliğe çıkmasını arzu ettiğimiz bu kitabın siz Arapça severler tarafından temin edilmesini arzu ediyorum. Değil 222 anı, değil 22 anı, belki 2 anı sizde çok şey değiştireceğiz. Bizim 2 senelik vermiş olduğumuz emeği, sizlerin bu kitaba yönelmesi, okuması, alması, temin etmesi ve bize güzel dönüşler yaparak gelmeniz bizi mutlu edecektir. Sizlerden, derslerimizi dinleyen arkadaşlardan bir vefa eseri olarak bu kitaba göstereceğiniz ilgiye şimdiden mutlulukla bakacağımızı belirtmek isterim. Evet, Hatıralarda Arapça kitabını bir kenara bırakarak şimdi Sisretül Lisan hazırlık 2 kitabının 14. ünitesinin sağlık konusuna başlayabiliriz. Evet, Ed-Dersu Rabi'a Aşar, 14. ders, Es-Sıhha. Sıhhatler olsun diyoruz Türkçe'de. Aslında saatler diye dönmüş ama verdiği mesaj sağlık getirsin. Yani bir sakal tıraşı oluyorsun. Mesela şimdi olduğum gibi gören bir kişi ne diyor? Saatler olsun. Daha doğrusu sıhhat olsun, sağlık getirsin mesajını taşıyor. Sıhhat, sağlık demek. Evet, şimdi sağlıkla ilgili bazı kelimelerimizi kitabımız vermiş. Biz yine kendi çalışmamızla kelimeleri sizlere sunuyoruz. Evet, burada gördüğünüz neredeyse tüm kelimeler sağlık terimleri, sağlık sözlüğü olarak değerlendirilebilir. Bu anlamda faydalı olacağını umuyorum. Evet, yine burada bazı resimler ortaya konmuş. Bu resimlerden yola çıkarak muhadese, konuşma yapmanız isteniyor. Bizi ilgilendiren asıl nokta bu parça oluyor. Evet, müsteşfa, hastanemiz. Evet, müsteşfa kelimesi şifa kelimesinden geliyor. Şifa aranan yer demek ya da meşfa anlamında. Bizde ise hastane, yani hastaların dolu olduğu yer. Bu yönüyle baktığımız zaman müsteşfa olarak seçilen kelimenin insan ruhunda çok daha olumlu etki yaptığını söyleyebiliriz. Ama bizim kullandığımız kelimede hastane, gittiğimiz zaman hasta göreceğimiz gibi bir mesaj veriyor. Eskiden Osmanlı'da biz buna şifahane diyorduk. Şifa bulduğumuz yer. Dolayısıyla
Ben eski kelimeyi daha çok tercih ediyorum. Hastane insana olumsuz bir algı veriyor. Evet, şimdi metnimize bakabiliriz. هناك كثير من الناس يذهبون إلى المستشفى، لكنهم مختلفون. فبعضهم يذهبون إلى المستشفى لأنهم مرضى يريدون الشفاء، وبعضهم يأتون لزيارة المرضى يحملون معهم الأزهار. وبعضهم يذهبون إلى المستشفى لأنهم أطباء يعالجون المرضى. ويساعد هؤلاء الأطباء ممرضون وممرضات. وهناك فريق في سيارة الإسعاف ينقلون المرضى في حالات الضرورة. Evet, bakalım burada ne demiş? Hunake kethirun minen nas yezhebuna ilel müsteşfe. Evet, hunake cümle başında olursa var anlamı veriyorduk. Ne var? Kethir, birçok. Kim? İnsan. Birçok insan vardır. Tabi burada kethir, nekra bir kelime. Buna sıfat getirilmiş. Bu kethiri tamamlayan ifade çok. Nasıl çok? Yezhebune. Giden nereye? İlel müsteşfe. Hastaneye giden birçok insan vardır. Lakinnehum muhtelifun. Evet, Türkçe ihtilaf olarak geçmiş. Hatta muhalefet. Yine buradan gelen bir kelime muhtelif. Yani farklı. Yani hastaneye giden bu insanlar farklı farklıdır. Farklı amaçları vardır. Evet, şimdi onları sayacak. Fe ba'duhum yezhebune ilel müsteşfe. Leennehum marda yuridune şifa. Evet, onlardan bir kısmı yezhebune gitmektedirler ilel müsteşfe, hastaneye. Neden? Çünkü onlar marda, merid, hastadırlar. Yuridune şifa. Evet, şu cümleyi buraya sıfat vereceğiz. Şifa isteyen hastalardır. Toplayacak olursak onlardan bir kısmı şifa arayan hasta olduklarından hastaneye gitmektedirler. وَبَعْضُهُمْ يَأْتُونَ لِزِيَارَةِ الْمَرْضَى يَحْمِلُونَ مَعَهُمُ الْأَزْهَارِ Ve onlardan, bu birinci kısımdı. İkinci kısım, onlardan bir kısmı da hasta ziyaretine geliyorlarmış. Ne yaparak? يَحْمِلُونَ Evet, taşıyarak, hamele, يَحْمِلُوا Taşıyarak, getirerek, مَعَهُمْ Yanlarında getirerek. Evet, hamele taşımak olsa da daha güzel çevirisi yanlarında getirerek ney? El ezhar, çiçekler. Evet, onlardan bir kısmı da yanlarında çiçek taşıyarak hasta ziyareti ne gelmektedirler. Hasta ziyareti yapmaktadırlar. Ya da onların arasında şöyle de çevirebiliriz. Ba'duhum onların arasında vardır. Onların arasında bir kısmı da işte yanlarına çiçek getirerek hasta ziyareti yapan kimselerdir şeklinde düşünebiliriz. Ve ba'duhum yezhebuna ilel müsteşfe. Evet, birincisi buydu. Şifa için gidenler. İkincisi ziyarette yanlış yaptık. Şifa için gidenler. Ziyarette bulunanlar. Üç ise ve ba'duhum yezhebuna ilel müsteşfe. Bir kısmı da hastaneye neden gitmektedirler? Çünkü onlar doktorlular. Tabip, atıbbe. Nasıl doktorlar? Alece yualicu. Tedavi eden el marda. Hastaları tedavi eden doktorlardır. Evet, onlar bir kısmı da hastaları tedavi eden doktor olduklarından hastaneye gitmektedirler. Ve yusa'idu haulâ ilatibbâ'e. Mumarridun ve mumarridat. Ve o doktorlara kim yardımcı olmakta? Mumarridun, erkek hemşireler ve mumarridat, bayan hemşireler. Evet, bakın mumarrid derken marat kelimesi var. Yani hastaya yardımcı olan.
Kapanış cümlesinde ise ve hunake, başlangıçta da bir hunake ile girmiştik. Hunake ferikun, bir ekip vardır. Nasıl bir ekip? Fi seyyaratil is'af, ambulansta. Es'afe yus'ifu is'af, İlk yardım müdahalesinde bulunmak fiili arkadaşlar. Aracın adı da biz ambulans diyoruz. Yankulunel marda, etnakale, nakletmek yani taşımak. Neyi? El marda, hastaları. Fi halati darura, darura zaruret, yani ihtiyaç hallerinde hastaları ambulansla, ambulans içinde taşıyan bir ekip vardır. Evet, bu da devamı, yani 3'te tedavi eden, 3'ünde kendi içinde tedavi eden doktorlar, onlara yardımcı olan hemşireler ve işte hasta taşıyan ne var? İlk yardım ekibi var. Bunları göstermek istiyor. Evet, bu tabi burada anlatılan parça daha önce geçen 4 mevsim parçasını andırıyor. Orada da buna benzer bir yaklaşımla bir metin tasarlanmıştı. Siz de mesela burada hastaneden bahsediyor. Mesela bir okulu ele alabilirsiniz. Dersin ki hunake kesirun minet tullab yezhebuna ilel külliye lakinnehum muhtelifun. Veyahut da burada öğrenci demeyelim. Hunake kesirun minen nas yezhebuna ilel külliye lakinnehum muhtelifun. İşte fakülteye giden birçok insan vardır. Onlar farklı farklıdır. Fe ba'duhum yudarrisuna tullab لِأَنَّهُمْ أَسَاتِسْ يُرِيدُونَ تَدْرِيسَهُمْ وَبَعْضُهُمْ يَأْتُونَ لِدِرَاسَةِ الْعُلُومِ الْإِسْلَامِيَّةِ gibi bir şey denebilir. وَبَعْضُهُمْ يَذْهَبُونَ إِلَى تَنْزِيمِ وَتَنْزِيفِ الْأَمَاكِنِ فِي الْمَدَارِسِ gibi bir şeyler söylenebilir. Yani öğrenci, öğretmen, çalışanlar vesaire burada daha detaylı düşünerek güzel bir parça çıkarılabilir. Evet, ecib anil esretil atiye, sorulara cevap ver bir. Limâdâ yezhebun nâsü iler müsteşfe, İnsanlar neden hastaneye gitmekte? Evet, bir kısmı ne demiştik? Şifa aramaya gitmekte. Bir kısmı hasta ziyareti yapmakta. Bir kısmının da doktor, hemşire veyahut da yardım eki gibi görevleri varmış orada. O yüzden oraya gitmektedirler. 2. Mâdâ yef'alu ferîkul is'âf? Vahunâk. İlk yardım ekibi ne yapmakta? Yankulûnel mardâ fî hâlâtid darûrâ. Evet. Gereksinim hallerinde, ihtiyaç hallerinde hasta taşımaktadırlar. Üktüb el kelimetel münâsibete fil ferâh. Evet, boşta uygun kelimeleri yazmamız istenmiş. Direkt parçadan alınmış bir. Ba'dun nâsi yethebûne ilel müsteşfâ li'ennehum atibbâ yu'alicûnel mardâ yusâidul atibbâ'e el mümerridûn vel mümerridât. Üç hünâke ferîkun fî seyyâretil isâf yenkulûnel mardâ fî hâlâretil darûrâ gibi boşlukları doldurabiliriz. Üktüb kemâ fin nemûzeç. Örnek ney? Ona bakarak diğer alıştırmaları yapacağız. Ba'dun nâse yedhebûne ilel müsteşfe. Bazı insanlar hastaneye gitmektedirler. Bir takım insanlar, bir kısım insanlar hastaneye gitmektedirler. Li'ennehum marda. Çünkü onlar hastadırlar. Evet, nasıl tamamlamışlar? İkinci cümle bu. Ba'duhum yedhebûne li ziyaratil marda. Bir kısmı da hasta ziyareti yapmakta. Evet, demin dediğimizin küçültülmüş bir örneği burada. Bir ba'dun nâsi yeş'urûne bi elemin fî râsihim minel amel. Bazı insanlar işten dolayı başında ağrı hissetmektedirler. Ve ba'duhum yeş'urûne bi elemin fî neresinde mesela? Fî kademihim, fî zirâihim. Mesela ba'dun ve ba'duhum يَشْعُرُونَ بِأَلَمٍ فِي مَعِدَتِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ. Bir kısmı da yedikleri yemekten dolayı karınlarında ağrı hissetmektedirler. 2. بَعْدُ النَّاسِ يَشْتَرُونَ الْأَزْهَارَ لِلْمَرْضَى. Bazı insanlar çiçekleri hastalara satın alırlar. وَبَعْدُهُمْ يَشْتَرُونَ الْأَزْهَارَ
lil ahibbe, lil habibet, lil estika, arkadaşlarına, sevgililerine çiçek alırlar. 3. Ba'dun nas yuhibbunel halveyat kesiran, bazı insanlar tatlı çok severler. Ve ba'duhum yuhibbune el mukesserat kesiran, yani kuru yemiş çok severler diyebiliriz. 4. Ba'dun nas yumarisunel riyadata yevmiyen ve ba'duhum yumarisunel riyadata ahyanen, bazen, bazıları da, bir kısmı da bazen yaparlar. 5. Ba'dun nas ye'kulunel vecebatis sıhhiye, bazı insanlar sağlıklı öğünler yerler. Ve ba'duhum ye'kulune el vecebat el cahize, hazır yemek yerler. 6. Ba'dun nas yezhebune ilel müsteşfe biseyyaratil is'af, bazı insanlar hastaneye ambulansla giderler. Ve ba'duhum yezhebune ilel müsteşfe bimkaniyatihimil khasa, kendi imkanlarıyla giderler şeklinde yapabiliriz. Evet, burada da sağlık terimleriyle ilgili kelime resim eşleştirmesi var. Evet, tabip gördüğünüz gibi şu mu acaba? Evet, seyyaratu is'af ambulans, mumarrida hemşire, evet, merida hastamız, evet, hasta, veyahut da şu saydaliye eczane, hukne aşı iğne, fahasa muayene etmek, evet, alece tedavi etmek, fahase muayene etmek. Deva ise ilaç oluyor. Deva. Likulli da'in deva diye meşhur bir söz var. Her hastalığın bir ilacı vardır. Evet, burada da bu resim üzerine bir diyalogumuz var. Bakalım burada doktorla Ahmet arasında ne cereyan ediyor. Ma bek? Eş'uru bi elemin fi batni ve ra'si. لو سمحت استلقي على السرير واكشف عن بطنك. هل تناولت شيئا اليوم؟ نعم، تناولت بعض الحلويات. افتح فمك وقل آه آه. لا بأس، أكلت طعاما غير نظيف ويجب أن تتناول بعض الأدوية. خذ هذه الوصفة وستساعدك على الشفاء إن شاء الله. شكرا لك. أتمنى لك الشفاء. Evet, doktor ve hasta arasında geçen konuşmayı bakalım ne diyor. Tabip, ma bike. Ma, biliyorsunuz, ne anlamında? Ke, sen. Bir de anlamı var. Sende ne var der gibi. Yani neyin var sorusu olarak yorumlayabiliriz. Ahmet ne diyor? Eş'uru bi elemin fi batni ve ra'si. Evet, karnım ve başım ağrıyor. Karnım ve başımda ağrı hissediyorum. Batın, karın demek. Tabip, lev samaht, lütfen. İstelki ale serir. Evet, istelka, yestelki, uzanmaktan emir vermiş. Serir, yatağa uzan. Tabi biz hastanede yatağa ne deriz arkadaşlar? Sedye deriz. Yani buradaki çeviride en güzel karşılık sedye de kendisini bulur. Vekşif ambatnik. Evet, keşefe, açmak. Neyi açmak? Karnını aç. Vekşif ambatnik. Evet, keşefe an tabiri arkadaşlar. Kur'an'da geçen bir tabir. Nasıl geçiyor? O ayeti sizlere aktarmak isterim. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Felevlâ kânet karyetun âmenet fenefe'ahâ îmânuhâ illâ kavme Yûnus. Lemmâ âmenû keşefnâ anuhum azâbel hizyi fil hayâtid dünyâ. Fil hayatid dunya ve metta'nahum ila hin. Sadakallahul azim. Evet, bakalım ne demiş. Bulunsaydı ya, kânet karyetün, bir kasaba, bir köy olsaydı ya diyor. Âmenet, iman eden. Fe nefe'ahe, bu iman kendilerine fayda veren. İmanı. İlla kavme Yunus,
Yunus kavmin, yani Yunus aleyhisselamın kavmi hariç, yani geçmişte hangi kavme bir tebliğci gelmişse dinlemediyseler helak olmuş. Yani helaka yakın iman etmelerine rağmen imanları fayda vermemiş. Ancak bu durum Yunus aleyhisselamın kavminde istisna. Yani Cenab-ı Hak o kavme bir istisna geçmiş. Lemme amenu, onlar iman ettiğinde keşefne anuhum. Evet, açtık, giderdik. Neyi? Azabel hizi, rezillik azabını, fil hayatid dünya, dünyada yaşayacakları, yani o felaket geldiğinde yaşayacakları rezilliği onlardan kaldırdık. Yani zaten birazdan geçecek, karnı aç derken aslında örtüyü kaldır diyecek, yani elbiseni kaldır diyecek. Ve metta'nahum ila hin, ve biz bir süre kadar onları ne yaptık? Hayatta kalmalarını sağladık, yani yararlandırdık hayattan. Yani burada da keşefe an, gördüğünüz gibi. Evet, burada da vekşif an batnik, yani karnındaki örtüyü, elbiseyi kaldır, yani karnını aç diyor. Anla kullanılıyor. İkşif an. Hel tenavelte şey'en ilyevm. Evet, bugün bir şey yedin mi? Hel ekelte şey'en. Ahmet, naam. Tenavaltu ba'del halveyat. Evet, biraz tatlı yedim diyor. Tabip bu sefer ne diyor? İftah femeke, ağzını aç. Evet, bakın burada da karnını aç diyoruz. Burada ağzını aç diyoruz. Evet, ağzımı açtığım zaman kapalı bir şeyi açıyorum. Açtım. Ama karnımı aç dediğim zaman bir şeyi üzerinden kaldırarak açıyorum. Dolayısıyla biz ikisini de aç diye çeviriyoruz ama mantık farklı. Yani Arapçada bunu kullanırken farklı bir mantıkla kullanıyoruz. Ve kul derler, dedirtirler ya doktorlar. A dedirtiyor. Ahmet de ne diyor? A dedirtiyor. Tabip la be's. Sorun yok görünüyor. Yani ortada ciddi bir şey yok. La be's. Ekelte ta'amen gayra nazif. Maşallah hemen anladı. Nasıl yemek yemişin? Bir yemek temiz olmayan bir yemek yemişin. Ve yecibu en tetenavvele ba'del edviye. Bu yüzden senin bazı ilaçlar, edviye arkadaşlar, deva kelimesinin çoğulu, yani ilaçlar demek. Bazı ilaçlar alman gerekiyor. Huz hadihil vasfe. Evet, vasfe arkadaşlar, tanımlamak bir şeyi. Sıfat kelimesi de buradan geliyor. Neden reçeteye vasfe denir? Çünkü reçetede senin alacağın ilaçlar tanımlanıyor. Adı, İşte ne kadar kullanacağın vesaire. O yüzden vasfe kelimesini reçete olarak bilelim. Ve setusaiduke aleşşifa. Ve senin iyileşmene yardımcı olacak. Allah'ın dilemesiyle diyor. Ahmet şükran neke. Doktora teşekkür ediyor. Doktor da etemenna leke şifa. Doktor da ben de sana şifa temennisinde bulunuyorum diyor. Evet. Arkadaşınla bir diyalog kur diyor. Doktor ve hasta olarak ve bunları kullanın. İşte mabike neyin var? 2. Hel tenavelte şey eniliyem. Bugün bir şey yedin mi? 3. Eşuru bi elem fi batni ve re'si. Karnımda ve başım ağrıyor. 4. Tenavelte ba'del halveyat. Tatlı yedim gibi bu kelimeleri kullanarak bir diyalog kurmamız isteniyor. Evet, peki buraya geldiğimizde nasıl bir durum bizi karşılıyor? Evet, her ne kadar kitabımız dil bilgisine, iraba, nahve girmese de böyle ilk iki kitapta hafiften bizi yokluyor. Bakın burada neyi göstermeye çalışmış? Evet, hemşire tabiri üzerinden giden bir cümle var. Evet, hepsinde neşiyat kelimesi kullanılmış. Yani bir hemşire var, bir de hemşirenin canlı, dinç, çalışkan olması var. Tabi birincisinde arkadaşlar el mümerrit. Daha doğrusu şöyle diyelim. Şu bölgeye ve şu bölgeyi ayıran nokta arkadaşlar. Burada erkek üzerinden gidiyor. Burada bayan üzerinden gidiyor. Tabi şu bölgeye bakacağımız zaman el mümerrit bir hemşire, bir erkek hemşire. El mümerridan. Bakın Elif Nun iki erkek hemşire.
Vavnun gelmiş. Üç erkek hemşire. Aynı şekilde burada el mümaridatü bir bayan hemşire. El mümaridaten iki bayan hemşire. El mümaridat ise bayan hemşireler olarak karşımıza geliyor. Tabii bu hemşirelerle ilgili bir haber ortaya koyacağız. Diyeceğiz ki bunlar çalışkandır. Evet, bakın, çalışkan dediğimiz noktada da şöyle bir durum oluyor. El-Mümerrit erkek, Neşit erkek. El-Mümerrit bir sayısına işaret ediyor. Neşit da bir sayısına işaret ediyor. Yani Neşitun. El-Mümerridan iki sayısına işaret ediyor. Haberi de Neşitan Elif-Nun almış. İkiye işaret ediyor ve erkek olduğunu görüyoruz. El-Mümerridun erkek hemşireler. Neşitun, bakın, Vavnun'la kullanılmış. Bu da çoğula ve erkeğe işaret ediyor. Türkçe'de biz şöyle deriz. Hemşire çalışkandır. İki hemşire çalışkandır. Hemşireler çalışkandır deriz. Yani haberde bir değişiklik yapmayız. Belki şurada hemşireler çalışkandırlar diye biliriz. Ama Arapça'da şöyle oluyor. Hemşire çalışkandır. İki hemşire iki çalışkandır. Hemşireler çalışkandırlar şeklinde oluyor. Yani özne ile yüklem arasında cinsiyet ve sayı uyumu var. Aynı şey bayan için geçerli. Bakın, el mümerrida bir bayan, neşita bir bayan, el mümerridaten iki bayan, neşitaten iki bayan, el mümerridat bayan hemşireler, neşitat bayan çalışkanlar. Dolayısıyla özne ile yüklem arasında sayı ve arkadaşlar cinsiyet uyumuna bize dikkat çekmeye çalışıyor. Tabii bunun detayını isim cümlesinde müfteda haber konusu uyumunda göreceğiz. Şimdilik bu şekilde bilmemiz yeterli oluyor. Evet, buna göre bizden yazmamız isteniyor. Üktüb kemâ fin nemûzeç. El muvazzafu mâhirun. Evet, muvazzaf erkek ve tekil, mahir yetenekli. Bu da erkek ve tekil. El muvazzafetü. Evet, müennes olursa mahir de mahiretün olur. Evet, el muvazzafen iki erkek memur, iki yeteneklidir diyeceğiz. Mahiran. El muvazzafeten iki bayan memur, iki yeteneklidir diyeceğiz. El muvazzafun mahirun, el muvazzafet mahirat şeklinde uyumu ortaya koyabiliyoruz. Evet, bir diğer alıştırmada ise da'il kelimetil münasve fil fara kemâ fin nemûzeç. Örnekte olduğu gibi yüklemini siz koy diyor. El elem şedidün, ağrı fazladır. Eddevâ'ı işte ne derim? Müfidün, faydalıdır. El meridan, iki kişi olduğu için el meridan, iki hasta, ne diyebilirim? Şabben, gençtirler. Uyumu dikkat ediyorum. Bakın, Elif Nun getirdim. Bir de bayan olanı seçtim. Et tabibeten iki bayan doktor. Kalikaten endişelidirler. Hem bayan hem ikil kullandım. Elif Nun ikile işaret. Buradaki T bayana işaret. El hukne, evet, aşı nedir? Murra, acıdır. Müennese müennes, tekile tekil. El müsafirun, yolcular. Kadimun, geliyorlar. Bakın, vavnun uyumunu sağladım. El şifa'ı daruriyün, evet, zarurettir, gereklidir diye yapıyorum. El muallimet, evet, müeddebet, ahlaklıdırlar diyebiliriz. El hayatü saidetün, hayat mutludur diyebiliriz. El uhtani hazineten dersek, evet, üzüntülüdür şeklinde alıştırmada sayı ve cinsiyet uyumunu sağlamaya çalışıyoruz. Evet, burada ise üktüb cümleten münasebeli küllü sura,
Evet, her bir resim için uygun bir cümle kur demiş. Mesela burada et-tabib yefhasu et-tıfle. Doktor çocuğu muayene ediyor. Evet, hiye kalikatün. Bu endişeli mesela. Huve yetenavelu el-kurs. Eddeva ilaç alıyor mesela. Evet. El-bint tehafu minel hukne. Evet, çocuk, kız çocuğu iğneden korkuyor. Hazer racul ye'külü kesiran. Ve hune hazer racul yazuru. Yazurul merit. Ve hune burada ne oluyor? Tam anlayamadım. Yani tabiben yualicanil merit. İki doktor hastayı tedavi ediyor. Ve hune es-saydeliye. Es-saydeliye testakbilu el-merida. Evet, eczacı hastayı karşılıyor gibi bir şeyler söyleyebiliriz. Evet, üktüp ma tesma. Şifa. Evet, şifa. Vasfe. Vasfe, reçete. Yenkul. Nakale, yenkulu, taşımak. Saydeliye. Evet, eczane. Yefhas. Evet, muayene etmek. Hukne. Aşı, iğne. Yualic. Evet, tedavi etmek. Dar. Evet, dar, zararlı. Nafi, yararlı. Evet, şu dinleme alıştırmasından önce şuna bakalım. H ve H. Biri ince, biri kalın ses. Bunları dinleyerek aradaki farkı anlamaya çalış diyor. Bakalım. هالة حالة Evet, hale, hale. هدم حدم فهم فحم نهر نحر فتح فتح سائح سائه حان هان نبح نبه Evet, H ve H sesinin farkını bu dinlemelerden fark ettik. Şimdi bununla ilgili alıştırmaya bakıyoruz. Da hattan tahtel kelimetilleti tesma'uha. Duyduğun kelimeyi çiz. Yani sesi kalın mı ince mi sen seç. هائط Ha'it. Evet, ince konuştu. قهوة قهوة Kah. Kah. لحظة 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 Evet, ha diyor sanki. حليب Ha, halib. يحب Yuhib. Normalde yuhib bu kullanılır. Yuhib bu kullanılmaz. Bu yüzden bazen kullanılmayan sesi tercih ettiğinde soru işareti oluşuyor. امتحان ملح Melh. حرب Harp. Evet, hiç hata yapmadan cevaplamış olduk. Evet, burada üktüp selase kelime ettim fiha ha içinde 3 h geçen 3 yani içinde h geçen 3 kelime yaz demiş. Burada ise 3'ün içinde h geçen 3 kelime yaz demiş. Bunları siz yaparsınız. Evet, istemi ve ecib ve tehaddes. Evet, bir dinleme metnimiz var. Evet, önce sorularına bakalım. 1. Me müşkiletül bint. Kızın sorunu ne? Şikayeti ne? 2'de ise mimme. Evet, mimme arkadaşlar. Min ve ma. Evet, ma ne? Minden. Neyden? Evet, böyle birleşimlerde nun mime dönüyor ve elif düşüyor. İleride bunu göreceğiz. Neyden? Kız neyden? Korkuyor. Ve mâzâ kâle lehe tabîb? Doktor ona ne dedi sorusu var. Bir de doğru yanlış bölümümüz var. Teş'urul ümmü bil kaleki ala esnâniha. Evet, anne onun dişlerin konusunda endişeli. Yani anne dişleri konusunda endişeli. İki de el halveyat gayru daratin lil esnan. Evet, tatlar dişe zararlı değildir. Üçte ise kâlet tabib yecibu en tunazzife esnâneha külle yevm. Evet, doktor onun dişlerini her gün temizlemesi gerektiğini söyledi. Dörtte ise yu'ti tabib eddevâe lil Evet, doktor anneye ilaç veriyor. Bakalım neymiş? كيف حال ابنتي أيها الطبيب؟ لا تقلقي، ستكون بخير إن شاء الله.
لكنها تشعر بألم شديد في أسنانها. عندها مشكلة في سنها، وقد تناولت كثيرا من الحلويات، وهي ضارة بالأسنان. نعم، هذا صحيح. ماذا سنفعل الآن؟ سوف أعالج السن، وسأكتب لك وصفة. أحضر الدواء من الصيدلية، ويجب أن تخفف من أكل الحلويات وتنظف أسنانها كل يوم. هل سآخذ حقنة؟ لا تخافي، الدواء شراب فقط. شكرا جزيلا لك. Şimdi bakarak dinleyelim. Evet, burada parçası var. كيف حال ابنتي أيها الطبيب؟ لا تقلقي، ستكون بخير إن شاء الله. لكنها تشعر بألم شديد في أسنانها. عندها مشكلة في سنها، وقد تناولت كثيرا من الحلويات، وهي ضارة بالأسنان. نعم، هذا صحيح. ماذا سنفعل الآن؟ سوف أعالج السن، وسأكتب لك وصفة. أحضر الدواء من الصيدلية، ويجب أن تخفف من أكل الحلويات وتنظف أسنانها كل يوم. هل سآخذ حقنة؟ لا تخافي، الدواء شراب فقط. شكرا جزيلا لك. Evet, burada ne dedi? Anne doktora soruyor. Keyfe halu bneti eyyuhe tabib. Ey doktor, kızımın durumu nasıl? Doktor da cevap veriyor. La taklaki, üzülme. Setekunu bi hayr inşallah. Evet, inşallah o iyi olacak. Anne tekrar giriyor. Lakinneha teş'uru bi elemin şedid fi esnaniha. Fakat o dişlerinde şiddetli bir acı hissediyor. Doktor diyor, indeha müşkületün fi sinniha. Onun sorunu dişlerinde. Fakat tenavvelet kethiran minel halaviyyat. Çok fazla tatlı yediğini söylüyor. Ve hiye daratun bi. O tatlı yemek dişlere zararlıdır. Anne diyor, evet. Hâdâ sahih, bu doğru. Mâdâ senef'alülen, şu an ne yapacağız? Tabip, sevfe u'alicu sinne. Evet, alece, tedavi edeceğim dişi. Tedavi edeceğim. Ve seyektub leki vasfe. Ve sana bir reçete yazacağım. Ehdirid deve eminas saydeliye. Bu ilacı da eczaneden getireceksin. Ve yecibu en tuhaffife min eklil halaviyyat. Evet, yani haffefe azaltmak. Tatlı yemeği azaltman gerekir. Evet, haffefe. Daha önce biz hafif kelimesini farklı şekillerde görmüştük. İşte melabis hafife demiştik. Mesela nedir? Yazın giyilen elbiselere melabis hafife diyorduk. İşte yük anlamında ağırın zıttı hafif diyorduk. Renkte ellevnül hafif, açık renk diyorduk. Bu gibi birçok anlamı vardı. Şimdi ise fiil olarak karşımıza gelmiş. Kur'an'da bunun örneğini, haffefe kelimesini bir ayette görüyoruz. O da Bakara suresi 162. ayet. Orada da şöyle deniyor. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Hâlidîne fîhâ. Lâ yukhaffafu anhumul azâb ve lâ hum yunzarûn. Sadakallâhul azîm. Evet, o kafirler için onların orada, yani cehennemde ebedi kalacağı, la yukhaffafu, hafifletilmeyeceği, azaltılmayacağı, anhum, onlardan, el azab, azabın onlardan hafifletilmeyeceğinden ve ne de hum yunzarun, ne de yüzlerine bakılacağından, yani bakılmayacağından bahsediyor. Yani onların azabı hafifletilecek, ne de yüzlerine bakılacak ve cehennemde ebediyen kalacaklar. Evet, haffefe burada hafifletmek, azaltmak anlamında kullanılmış. Evet, burada da geçmişti. Yani tatlıları azaltman gerekir. Haffefe min.
ve tunazzife esnaniha kulle yevm ve dişlerini her gün fırçalaması, nazzafe temizlemek, fırçalamak anlamında. Bint ne diyor? Helse ahuzu hukne, yani iğne vurulacak mıyım diyor. Tabip, la tehafi, korkmayasın. Eddevâ-u şerâbun fakat, senin alacağın ilaç fakat şarap yani şuruptur. El-ümde ne diyor? Çok teşekkür ederiz diyor. Evet, buna göre sorulara bakacak olursak, mâ müşkiletül bint, kızın sorunu neydi arkadaşlar? Evet, elemun şedid fi esnânihe, dişlerinde aşırı bir ağrı var. Mimme tehâful bint, evet, kız neyden korkuyor? Tehâfu minel hukne, evet, yani aşıdan korkuyor. Doktor ona ne diyor? La tehâfi eddevâ-u şerâbun fakat, yani korkma, sadece sana şurup vereceğim diyor. Evet, doğru yanlış kısmına bakacak olursak, bir teş'urul ümmü bil kalaki ala esnani, anne dişlerine, dişlerinden dolayı endişeli mi? Hayır. Kızının dişlerinden dolayı endişeli. İki, el halveyat gayru daratun lil esnen, evet, tatlılar dişe zararlı değildir. Olur mu? Hayır, yanlış. Üç, kale tabib yeciben tunazzife esnenehe külle yevm, evet, kızın dişlerini her gün fırçalaması gerektiğini söylemişti. O zaman doğru. Dörtte ise yu'tit tabib eddevâ lil üm. Evet, ilacı anneye mi verdi doktor? Hayır, kıza yazdı. Evet, burada ise muzari fiillerini yaz demiş. Fahasa muayene etmek, yefhasu muayene ediyor. Tabii şimdi emir demiş. Emirden muzariye gideceğiz. Fetaha yeftahu, açıyor. Mazi yazmış. Şi'ara teş'uru, evet, tenavelet, evet, tetenavelu şeklinde yapabiliriz. Burada ise yavaş yavaş yazacağımız şeyler uzuyor. Bir hastanede hasta ziyaretine ilgili dört cümle yaz ve indeme kelimesini kullan demiş. Evet, bugün sizlerle dersimiz bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kapanışı Yunus Emre'nin şu sözüyle yapalım. Beni bende demen bende değilim. Bir ben vardır, bende benden içeri. Ne demekmiş? Beni bende demeyin. Ben kendimde değilim. Bende benden içeri olan bir ben vardır. Esselamu aleyküm.